Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız Orjinal Matematik yayınlarının, Kayta soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmada 5. testte kalmıştık. 5. testin çözümlerini beraber yapalım istersen. Şimdi 5. testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Logaritma kitabında tabanında 5 için ne demiş? a 1 demiş. Buna göre bu ifadelerin a türünden eşitini nedir diye sormuş. Şimdi bakın bunların tabanları aynı. O zaman ben bunları toplarsam aslında içlerini çarpıp yazabilirim. Yani orası logaritma 2 tabanında ne oldu? x çarpı y oldu. Şimdi aynı şeyi alt tarafta da yapalım ama bu sefer bunların tabanları aslında kaç? 10. Biz o zaman onu ne diyelim? Logaritma x çarpı y diyelim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın e, logaritmaları böyle açabiliyorsunuz. Çünkü ikisinin de içi aynı. O zaman ben burayı logaritma x y bölü logaritma 2 diye yazabilirim bölü alt tarafı da logaritma x'y bölü logaritma 10 diye yazabilirim. Ne yaptım? Bunları böyle ayırdım. Şimdi öyle ayırınca şimdi bu ters çevrim şey çarpılacak. Böyle olduğu zaman şunlar birbirini götürecek. Bu arkadaş yukarı çıkacak. Yani logaritma 10 bölü logaritma 2 olacak. Bizden istediği ifade bu. Bunun x a cinsinden değerini istiyor. Şimdi bunları şimdi biz böyle açtık ya. Açtığınız şeyi siz bu şekilde ne yapabilirsiniz? Sıkıştırabilirsiniz. O zaman bu ifade tekrar geri döndüğünde logaritma 2 tabanında 10'a dönecektir. Şimdi logaritma 2 tabanında 10 ne demek? Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5'tir. Peki logaritma 2 tabanında 2 zaten kaç? 1. E bunu da bana ne diye vermiş? A-1 diye vermiş. O zaman bizim ifademiz ne oldu? Bir artı A 1 artı A-1 oldu. O zaman şu birler birbirini götürdü. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? A geldi diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı. C almış. Peki bakalım geldik 2'ye. Logaritma 2a artı b bu ifadeye eşit olduğuna göre a'nın b türünden eşit nedir demiş. Bakın bunun tabanı 10, bunun tabanı 10, bunun tabanı 10. O zaman biz ne diyelim? 2a artı b. Şimdi sağ tarafta logaritmalar toplandığı zaman içleri ne yapılması lazım? Çarpılması lazım. O zaman biz oraya ne yazalım? 2a çarpı b yazalım. a'nın b türünden eşit diyor. O zaman benim yapmam gereken hareket nedir? A'lı terimleri bir tarafa toplayıp yalnız bırakmak. O zaman bunu bu tarafa atalım. E, A'lı terimler o zaman 2AB eksi 2A neye eşit oldu? B'ye eşit oldu. Şimdi sol tarafı A parantezine alalım. 2B 2 eşittir B. Buradan da her iki tarafı 2B eksi 2'ye bölerseniz ifadeniz ne gelecektir? B bölü 2B 2 gelecektir. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 3'e. ABC değerleri verilmiş. A bu, B bu, C de bu. A artı 1. Şimdi o zaman bunların hepsine 1 ekleyelim. Yani 1 eklemek demek aslında onu oyuna dahil edeceğiz 1'e. Şimdi 1'i nasıl oyuna dahil ederiz? Gideriz 1 yerine logaritma 2 tabanında 2 yazarız. İlk parantez bu gelir. İkinci parantez logaritma 6 tabanında 2 artı logaritma 6 tabanında 6 diye olur. İkinci parantezde C yerine logaritma 12 tabanında 2 bölü 3 artı logaritma 12 tabanında 12. Ne yaptım? Birileri aslında oyuna dahil edeyim diye logaritma gibi yazdım. Şimdi burası ne oldu o zaman? Logaritma 2 tabanında 6 oldu. Çarpı burası ne oldu? Logaritma 6 tabanında 12 oldu. Çarpı burası ne oldu? E, logaritma 12 tabanında. Şimdi bununla bunu ne yapacağız? Çarpacağız. O zaman 24 bölü 3'ten 8 geldi. Şimdi bunları çarptığımız zaman bakın. Şunlar şöyle galiba sadeleşiyorlar. Sizin sevdiğiniz bir hareket bu. O zaman ne kalıyor bizim elimizde? Logaritma 2 tabanında 8 kalıyor. Bu da kaça eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir diyebiliriz. Yani 3. sorumuzun cevabına geldi. Ceyhan geldi. Hadi bakalım geldik 4'e. Şimdi yarı şekilde yarı uzunluğu logaritma 2 tabanında küp kök olan bir telden yapılmış bir çember verilmiş. Tamam. Çember A noktasından kesiliyor. Buradan kesildi. Düz bir tel parçası haline getirdikten sonra bir ucu başlangıç noktasında olacak şekilde sayı doğrusu üzerinde Değil mi? Yerleştirirse telin uzunluğunu yani çevresini soruyor anladığım kadarıyla. Aşağı yukarı hangisi olabilir diyor. Pi'de 3 al demiş. O zaman biz bunun çevresini bulalım. Çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı reydi. Pi'de 3 al demiş bana. O zaman 2 çarpı 3 6 geldi. Re'si de ne bunun? Logaritma 2 tabanında küp kök yedi ya da 7 üzeri 1 bölü 3. Şimdi o zaman ne yapar? 1 bölü 3'ü öne alacağız. 6 çarpı 1 bölü 3 ne yaptı? 2 yaptı. 2 tane logaritma 2 tabanında 7. Şimdi bu 2 bizim kafamızı karıştırabilir. 2'yi tekrardan geri alıyorum. O zaman burası ne oldu? Logaritma 2 tabanında 49 oldu değil mi? Aynen. Şimdi o zaman bizim çevremiz logaritma 2 tabanında 49 yaklaşık olarak kaçtır? 32, 5'tir değil mi? 2 üzeri 5, 32'dir. Orası o zaman 5 küsür olmalı. Yani bu yaklaşık olarak 5 küsür bir şey. Çünkü logaritma 2 tabanında 32 kaçtır? 5'tir. Logaritma 2 tabanında 64'te kaçtır? 6'tır. O zaman 5 küsür gibi bir şey olmalı. Bak 5 küsür, 5 küsür, 5 küsür, 5 küsür, 5 küsür. O zaman doğuracağımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Yani orada 2'yi içeri alarak ne yaptık? Aslında bir nevi netleştirmiş olduk. Normalde logaritma 2 tabanında 7 neydi? İşte 2 küsür, 2 iki küsür 2 ile çarptığınız zaman ne yapar? 4 küsür ama işte küsürün ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 2.5 mesela 2.60 olsaydı 2 küsür de bu. Bunu 2 ile çarpınca 5 küsür yapacak değil mi? İşte orada net olalım diye ben bu 2'yi ne yaptım? Oyunun içerisine dahil ettim. Şu 2'yi tuttum içeri aldım ki en azından 2'nin kaçıncı kuvvet olduğu belli olsun diye. Tamam. Geldik 5. sorumuza. ABC birden büyük gerçek sayılar olmak üzere gibi ifade vermiş. Bunun eşit aşağı hangisidir demiş. Şimdi şu 3'ü bir kere öne alalım. Oradan bir kurtulalım. Bir de şunları açalım bence. Yani orası ne oldu? Logaritma. Şurayı şöyle bir silelim. O zaman şöyle diyelim. Logaritma C bölü logaritma A. Şimdi bu üst taraf. Bölü. Şimdi ben oradaki şuradaki 3'ü ne yapayım? Öne alayım. 3 çarpı. O da ne yaptı? Logaritma C bölü logaritma AB yaptı. Şimdi logaritma C'ler ikisi de üst tarafta. Onlar birbirini götürsünler. Bu yukarı çıksın. O zaman ne oldu benim ifadem? 3 tabii kaldı aşağıda değil mi? 3 aşağıda kalacak. Şu aşağıda 1 bölü 3 gibi kaldı. 1 bölü 3 çarpı logaritma ne oldu? AB bölü logaritma A oldu. Çünkü bu ters çevirip çarpılınca logaritma AB yukarı gelecek. Eksi. Şimdi burası da şimdi burası aslında B üzeri 1 bölü 3'tür. Bu 1 bölü 3'ü de öne aldığınız zaman logaritma ne yapar? A tabanında B mi yapar? Aynen. Şimdi buradan işlemler yapmaya çalışalım. Düzeltelim orayı. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Bunu ayırabiliriz istersek. 1 bölü 3 aç parantez logaritma A artı logaritma B diye ayırdım. Hatta ikisini de paydasına yazdım ayrı ayrı yazdım. Şöyle oldu değil mi? Hatta bu 1 bölü 3 parantezini alırsam bir de oraya eksi koyalım. Oraya da ne yazalım? Logaritma. İsterseniz bunu da açalım şöyle. Şöyle açalım. O zaman neticelendirmiş olur soruyu aynı zamanda. Bakın bu hale getirdim. Bir baktım o zaman şu arkadaşla şu arkadaş birbirini götürdü. Doğru mu? Bir de şurada bir birimiz var. O zaman bizim cevabımız ne geldi arkadaşlar? Çaktırmadan çaktırmadan bir 3 geldi diyebiliriz. Bu da beşinci sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 6'ya. Şimdi tabanları aynı ve m sıfırdan büyük. O zaman toplanan logaritmaların içleri ne yapılması lazım? Çarpılması lazım. O zaman biz orayı nasıl yazalım? Logaritma m tabanında 16-7 diye yazalım. Bu da kaçı eşitmiş? 3'e eşitmiş. O zaman burası kaç? 9. O zaman şu hareketi yaparsak m küp kaç geldi? 9 geldi. Şimdi şurası ne? Hmm. Logaritma. Ha, bir dakika bir dakika. bir dakika, 1'e kök 3, 1'e 3. Orada bir fake'i var. O zaman şunun şunun karesini alalım. O zaman orası ne oldu? Logaritma 3 tabanında m kare oldu. Aynı şeyi sağ taraf için yapalım. Şunun ve şunun karesini alalım. Logaritma 9 tabanında m yaptı. Doğru mu? Şimdi m küp 9'muş. Biz burada bir kolaylık sağlamaya çalışalım. Ne yapalım? Mesela burada bir kare daha alalım isterseniz. O zaman burası ne oldu? Logaritma. 9 tabanında m üzeri 4 oldu. Artı logaritma 9 tabanında ne bu m. O zaman tabanlar aynı olduğu için içleri ne yapacağız şimdi? Çarpacağız. O zaman logaritma 9 tabanında m üzeri 5 geldi. Peki 9 yerine de m küp yazarsak ben bu soruyu çözmüş olurum. Logaritma 9 yerine m küp yazıyorum. m küp tabanında m üzeri 5. Şuradaki şuradaki arkadaşlar öne gelirse cevabımıza gelir o zaman bizim. 5/3 gelir diyebiliriz ne yaptık? Bir kolaylık sağlamaya çalıştık. Şimdi önce köklerden kurtuldum. Köklerden kurtulduktan sonra tabanları aynı olsun istedim. O yüzden ben burada bir daha kare aldım. Sonra tabanları aynı olan iki tane logaritma toplandığı zaman içleri çarpılırdan buraya geldim. E ben alt tarafta da m kübün 9 olduğunu bulmuştum. Gittim yerine yazdım. Ne yaptım? Sonuca ulaştım. Peki bakalım. Geldik 7'ye. ABC birer pozitif gerçek sayı olmak üzere 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C nedir demiş. Şimdi bu evet logaritmadan yapılır. Bunu ben geçen öğrencilere üssü sayı anlatırken de ben bunu üstlü sayılardan yapmıştım. Mesela şöyle aslında bak üstlü sayılardan yapmak istersem. Şimdi ben soruya bakıyorum üstlü sayı sorusu. Tamam mı? Ben bunu ayırt edemiyorum. TET'de çıkarsa ilk 12'de çıktı mesela üstlü sayı diye çözerim. Anladınız mı? Yani e, tytde ilk pardon Ayt'de ilk 12 soruda çıksa ben bunu Tt sorusu diye düşünüyorum. Ya da atıyorum de böyle bir soru çıksa değil mi? Bak şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. 1 bölü A. Ulan dedim 1 bölü A'yı ben nereden bilirim? Bakın üstü sayılarda oynama yaparken ikisinin de kuvvetini ne yapabilirsiniz bakın? A'ya bölebilirsiniz. O zaman 4 eşittir ne geldi? 60 üzeri 1 bölü A geldi. Amacım şuradaki 1 bölü A'ya ulaşmak. Peki aynı şekilde 3 eşittir 60 üzeri 1 bölü B yapar. Bir de 5 eşittir 60 üzeri 1 bölü C yapar. Peki bu vatandaş senden ne istiyor bunların? Toplamını istiyor. Sen de diyorsun ki ulan diyorsun bunların tabanları aynı. Ben bunların üstlerini nasıl toplayacağım? Ben bunların hepsini çarparsam o zaman 60 üzeri 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c elde ederim. Sol taraf ne geldi? 4 3, 12 60. A'ya bir baktım. Burası kaç oldu? 1 oldu diyebiliriz. Logaritmasız bu soruyu üst sayılardan bu şekilde ne yapabilirsiniz? İsterseniz çözebilirsiniz. Ya dersiniz ki hocam o zaman 4 üzeri a 60 ise logaritma 4 tabanında 60 eşittir a'dır dersin. O zaman burası takla atar. Logaritma 60 tabanında 4 olur. Aynı şekilde burası 3 üzeri b'den yürürsem bu sefer logaritma bu sefer ne olacak? 60 tabanında 3 olacak. Öbürü de logaritma 60 tabanında 5 olacak. Bu sefer ne geldi? Toplarsam içleri çarpıyorum. 60 tabanında 60'tan cevabımız yine ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Al sana üstü sayılardan, al sana logaritmadan. Bir şey fark etmiyor. Ama benim bakış açım ne? Ben bu 1 bölü a'ya nasıl ulaşırım? Tamam mı? Ben bu 1 bölü A'ya nasıl ulaşırım? Eğer bu mantıklı ilerlerseniz işiniz biraz daha kolay olur. Geldik 8'e. Şimdi ABC birer pozitif tam sayı 80 üzeri x 10 üzeri y e üzeri z'ymiş. Bu ifadeyi sormuş bana. Şimdi şurasını aslında ben z parantezine alabilirim değil mi? Orada bir şey yapabilir. A artı B toplamının en küçük değeri nedir demiş. Şimdi yine aynı mantıklı ilerlesek mi? 1 bölü x'e ulaşsak mı? Bak şimdi şu sol tarafı z parantezine aldım. 1 bölü x eksi 1 bölü y geldi o zaman ben buradan yine 80 eşittir e üzeri z bölü ne yaptım x yaptım gittim ikisinin de kuvvetini x'e böldüm aynı şekilde bir sonrakinde de her ikisinin kuvvetini y'ye bölersem e üzeri z bölü y yapacak şimdi bölmek demek çıkarmak demek ben bunları birbirine böldüğümde o zaman burası ne geldi 8 geldi şu z parantezini almıştım ya vazgeçtim <laughs> almıyorum Burası 8 geldi. Burası ne geldi? E üzeri z bölü x eksi z bölü y geldi. Yani bak şurası geldi. Yani o da bu da eşit. O zaman ben gel bunun yerine bunu yazayım. Yani diyelim ki 8 eşittir. E üzeri a çarpı elen b diyelim. Hocam şimdi bu e aslında bizim bildiğimiz 2.71 gibi bir sayı. Bak o aynı zamanda logaritmanın tabanı elenin tabanı. Şuradaki a'yı yukarı alalım. O zaman ne oldu? 8 eşittir. E üzeri ln aç parantez B üzeri A oldu. Şu arkadaşa şu arkadaş aynı olduğu için B üzeri A kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. A ve B pozitif birer tam sayıymış. Buna göre toplamları az olsun, öz olsun, bizim olsun diyor. Mesela ilk aklınıza gelen nedir? Burası 2, burası 3'tür herhalde değil mi? Toplamları kaç olur? 5 olur. Tam sayı olduğu için 8'e 1 olmaz. 2'ye 3. Evet oldu. Doğru cevabımıza geldi arkadaşlar. Ceyhan geldi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiç logaritmaya girmedim. Logaritmaya girseydim de yine yine aynı mantıkla ne yapacaktık? Yürüyecektik. Bilginiz olsun. Peki bakalım geldik 9'a. Atlamadık değil mi? 8'lik 9. Evet aynı. 9'da bize diyor ki eşitliklerini verdim diyor. ABC gerçel sayıları için bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Şurada bak ABC demiş. Bu ABC'nin çarpımı lazım bana. Ben mesela şuradaki 7'yi şuradaki 7'nin yerine yazsam. Yani şu arkadaşı o zaman B'ye bölsem değil mi? O zaman 16 bölü A'yı B'ye böldüm. 16 bölü AB yaptı. Artı bunu da B'ye böldük. 1 geldi. Değil mi? Biz çünkü 7 yerine bunu yazacağız. Tekrar göstereyim isterseniz. 16 bölü A artı B'yi ne yapıyoruz? B'ye bölüyoruz. Bir böyle bir böyle yaptığınız zaman o zaman ne gelecek? 16 bölü AB artı 1 gelecek. Bir de ben ne yapıyormuşum? Ben şimdi buradayım değil mi? Ben burayı hesapladım. Şunu sileyim bir. Ben bunu hesapladım, bir de buna c ekliyorum. 1 eşit oluyor. O zaman bu birler birbirini götürür. 16 bölü ab eşittir, eksi c'dir. İçler dışarı yaparsanız o zaman abc'nin eksilisine geldi, eksi abc'nin eksilisine geldi. 16 geldi. O zaman şu eksi ve abc'yi çarpınca ne olur? 16 olur. Logaritma 1 bölü 8 tabanında 16 çarpı 2 kaçtır? 32'dir. 2'nin kuvvetinden gelir. O zaman buradan 2 üzeri 5'tir bu. 5 gelir. Bu da 2 üzeri eksi 3'tür. Eksi 3 gelir. Logaritma kitabında 2 olur. Bunlar da birbirini götürür. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Tamam. Şimdi sıra geldi 10. sorumuza ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Bir maragoz uzunluğu 4 metre olan bir merdiven yapmak istiyor. Bununla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Merdivenin alt ve üst ayakları elişer. Şurada 50'şer santim boşluklar var. Birinci basamaktan itibaren artışık iki basamak arasındaki boşluğun uzunluğu logaritma 3 tabanında n artı 3 bölü n artı 2. Hmm. Şimdi birinci boşluk n'e 1 yazıyoruz. Değil mi? Artışık iki basamak arasındaki. Şimdi birinci boşluk ikinci boşluk diye gittiğine göre değil mi? buna göre yapılacak olan merdiven kaç basamaklı olmalıdır demiş. Şimdi burada bir 50 santim o herhalde basamakların kalınlığı önemsiz. Tamam ben de onu en son bir daha orada görmek istedim. Çünkü orada bir detayımız yok. Değil mi? O zaman biz bu boşlukların toplamının, şimdi şurası 50 santim bunu iptal edeceğiz. Şurası da 50 santim şunu da iptal edeceğiz. Toplam kaç yapacak arkadaşlar? 100 santim. O zaman 400 santimden de 100 santim çıkartırsak 300 santimlik bir kısım kaldı. Şimdi ilk birinci boşluğumuz logaritma 3 tabanında n'e 1 yazdığınız zaman değil mi? Birinci basamaktan itibaren artık iki basamak arasındaki boşluğun uzunluğu n'e 1 verirseniz logaritma 3 tabanında 4 bölü 3 yapar. Artı bir sonrakisi logaritma 3 tabanında 5 bölü 4'tür. Artı bıdı 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 logaritma 3 tabanında atıyorum n tane varsa burası değil mi? Bu n'inci ise şimdi birinciden sonra geldi. O zaman atıyorum n'inci boşlukla beraber bak şimdi orada bir tehlike var. Dikkatli olun n'inci boşluk tamam mı? N'inci boşluk dediğiniz zaman n artı 3 bölü n artı 2 diyeceğiz. Logaritmalar toplandığı zaman içleri çarpılıyor. Böyle kendime yerler bulmaya çalışıyorum çözerken. Temiz çıksın diye. O zaman burası n artı 3 bölü. n artı 2 yapar. Bunları böyle sağa yatık sadeleştirdim. Sola yatık sadeleştirdim pardon. Logaritma 3 tabanında ne oldu? n artı 3 bölü 3 yaptı. Ve burası kaç yapmalı arkadaşlar? 300 santim yapmalı. Bunları topladığınızda işte çarpıyorduk. Burası 300 santim yapmalı değil mi? Peki bakalım. Merdiven kaç basamaklıdır demiş. Şimdi ben bunları topladım. Yalnız bu metre değil mi? Bu metre ise o zaman biz buraya 3 yazalım. Böyle yırtalım. Bak burası metreymiş. O zaman bunu buraya çektiğimizde ne yaptı? N artı 3 bölü 3 eşittir 27. Bunu bir daha buraya çektim. N artı 3 eşittir 81. N o zaman ne yapar? 78 yapar. Şimdi biz 78 boşluk bıraktık mı? Bıraktık. Şimdi Birinci basamakla ilk boşluğu, ikinci basamakla ikinci boşluğu, boşluğu elinci basamakla elinci boşluğu bıraktıktan sonra burada bir basamağım daha var benim yalnız. Yani benim toplam 78 tane değil, artı 1, 79 tane basamağım olması lazım. Bakalım be, doğru ne gelmesi lazım? Denizli gelmesi lazım. Orada bir antin iş var demiştim size. Tamam mı? Çünkü hani birinci basamak ilk boşluk. ikinci basamak ikinci boşluk. O zaman elinci basamaktan sonra elinci boşluk geliyor ama Sonra ne geliyor? Bir tane daha basamak geliyor. Ona dikkat etmek lazım. Ve böylece logaritmada 5. işletim çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.